Şimdi biz Sivas'a geçiyoruz ve Sivas'ın yine meşhur lezzetlerinden biri ekranlara geliyor. Sivas'tayız. Özüm Hanım, size Cumhuriyet şehri Sivas'tan selamlar. Ben Hüseyin Tanış. Bugün size evlerde yapabileceğiniz kolaylıkla bir beyti kebabı tarifi yapacağım. Dana kıymamız var, malzemelerimiz, yoğurtumuz var, yufkamız var, tereyağımız, pul biberimiz, sumağımız, salçamız. Etimle başlıyorum. Önce elimi biraz yağ veya suyla sayıp çocuklarınıza doğal bir şekilde beyti kebabı yedirebilirsiniz. Efendim şimdi şu şekilde mutfak tezgahında herhangi bir tahtanızda bu şekilde etinizi alıp havanıza göre isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Bu şekilde etimi yuvarlıyorum ve şu şekilde dekor veriyorum. Bu dekor ne? Adana gibi oluyor. Şimdi tavama bunu atacağım. Biraz yağ ilave ediyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu pişirme aşamasına geçiyoruz. Domateslerimi alıyorum. Biberimi alıyorum. Etimizin yağında domatesimizi, biberimizi marina yapıyoruz. Domateslerimi kestim. Bu şekilde. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Evet. Biraz yağımızı, suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde. Hemen beyti kebabımızın 10 dakikada beyti kebabı hazır. Misafirlerinizi özel davet günlerinizde güzel bir şekilde misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Önceden hazır olan yufkalarımız hazır. Hazırlamıştık. Bu şekilde açıyorum. Evet. Etim pişerken hemen beyti kebabımın sosunu hazırlıyorum. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz tereyağı. Evet. Yoğurdumu böyle bir güzel mayonez haline getiriyorum. Buna ekleyeceklerim var. Bu burada dururken hemen yağıma salçamı ilave ediyorum. Beytimizin sosunu yapıyoruz. Tereyağlı bir sos yapacağız. Tabii ki bunun bir olmazsa olmazı var. Biraz sonra onu açıklayacağım. Koku geliyor efendim, koku. Evet, salçamı kavurduktan sonra beyti kebabı da orada pişiyor. Evet, suyumuzu ilave ediyoruz. Bunun tuzunu atıp kaynamaya bıraktıktan sonra yoğurdumu ve beytimi sarıyorum. Sadece biraz tuz atıyorum. Tuzunu da verdikten sonra bunu kaynamaya bırakıyorum. Şimdi hemen beytime bakıyorum. Evet, sesler geliyor. Hemen lavaşımı alıyorum. Lavaşımla beraber bu şekilde beyti kebabımızı sarıyoruz. Evet, şu şekilde sunum için tabağımı da aldım. Şöyle kesip ilave ediyorum. Evet, bu şekilde de diziyorum. Şu anda domatesim, biberim pişti. Domatesimi, biberimi ilave ediyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi sosumu veriyorum. Sosum kaynadı. Sosumuzu verdikten sonra tavamıza diğer tereyağımızı ilave ediyoruz. Şimdi tereyağım erirken ben ne yapıyorum? Yoğurdumu kıvamına getiriyorum. Yoğurdumu iyice mayonez haline getirdikten sonra biraz tuz atıyorum. Beytinin olmazsa olmazından isteğe göre sarımsak. Sarımsağım hazır. Çok az bir şey. Sarımsak giriyorum. Bu şekilde ince ince doğradıktan sonra sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ve
Tekrar. Evet, tereyağım da eridi. Yoğurdum hazır. Bu şekilde sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve tereyağımızı ilave ettikten sonra beyti kebabımız hazır. Şu cos sesi gelecek. Özlem Hanım, şimdi bunun olmazsa olmazlardan biri de sumak. Sumağımızı atıyoruz. Ve servise hazır. Özlem Hanım, şimdi ben sizin yerinize tadacağım. Evet efendim. Biraz da sosundan, yoğurdundan alayım. Harikalar diyarı Özlem Hanım. Biz tarifini verdik. Evde yapanlara şimdiden afiyet olsun. Yapamayanları Sivas'a bekliyoruz. Hoşça kalın. Cumhuriyet şehrinden selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.